Bu videoda enzimlerden ve enzimlerin hücresel sistem için ne kadar da önemli olduklarından bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle vücudumuzda her zaman gerçekleşen biyokimyasal tepkimeleri bir gözden geçirelim beraber. Neredeyse tüm hücresel süreçler o ya da bu şekilde biyokimyasal tepkimeyi içerir. TCA yani trikarboksilik asit döngüsünün diğer ismiyle Krebs döngüsünün aslında karbon metabolizmadaki farklı biyokimyasal tepkimeler serisi olduğunu biliyoruz. Hücrenin mitoz bölünmeden e, geçirmesi gereken DNA replikasyonu yani ikileşmesi de bir tepkimeler serisidir. Bu aynı zamanda DNA'dan RNA'ya oradan da proteine gelen genlerin ifadesi için de geçerli. Enzimlere ihtiyacımız var çünkü bu kadar tepkimenin hızlı bir şekilde olmasını onlar sağlıyor. Hadi bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim ve bir tepkimede enzim varken e, ve de yokken o tepkimenin nasıl devam ettiğini birlikte bakıp görelim. Suyun ve karbondioksitin karbonik asidi oluşturmak için birleştiği tepkimeyi muhtemelen biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu geri çevrilebilir bir tepkime yani hem geri hem de ileri alınabilir. Gazlı herhangi bir içecek yapımında gazoz, kola veya sodanın karbondioksitle dolması için öncelikle gaza yani CO2'ye ihtiyaç vardır. Bu karbondioksitin birazı suda çözülür ve gazlı içecek yapan şirketler de bu tepkimeyi kullanarak sudan daha fazla karbondioksit elde edebilir. Oldukça fazla olan karbondioksit kutunun içinde bir miktar karbonik asit oluşturmak için suyla tepkimeye girer. Kutuyu açtığınızda duyduğunuz pıst sesi aslında bir ton karbondioksitin kutudan firarıdır. Daha sonra soda oldukça yavaş bir şekilde fışırdamaya başlar. Burada olan önceden oluşturulan karbonik asidin karbondioksit kutudan ayrıldıkça aslında yavaşça sudaki karbondioksite geri çözünmesidir. Üretilen ekstra karbondioksit de gazoz çözümünde ortaya çıkacaktır. Bunu da gazozun yüzeyinde ufak kabarcıklar halinde görebiliriz. Peki buradaki arkadaşımız eğer gazozu alıp içerse ne olur? Muhtemelen gazoz diline değdiği ilk andan itibaren gazozun fazlasıyla köpürdüğünün yani fışırdadığının farkına varır. Bunun nedeni insanların kanlarında ve tükürüklerinde karbonik anhidraz denilen enzimin bulunmasıdır. Bu da karbonik asidin e, suda karbondioksite daha hızlı dönüşmesinden kaynaklanır. Yani kutudan çıkan karbondioksit miktarı arttıkça köpürme oranı da artar. Bu enzimlerin tepkimeyi nasıl hızlandırdığına bir örnektir. Peki tam olarak enzimler tepkimeyi nasıl hızlandırır? Enzimlerin tepkimeler daha hızlı gerçekleşmesi için birçok katalitik stratejileri bulunur. Ben de size işleyişi daha net açıklamak adına bu stratejilerden birkaç tanesini anlatacağım. Öncelikle enzimlerin asit ya da baz olarak hareket ettiğinde gerçekleşen asit baz katalizinden bahsedeceğim. Asitler ve bazların proton vericisi ve alıcısı olduğunu unutmayın. Organik kimyadan hatırladığınız ketoenol tatomerleşmesi olarak geçen bu tepkimeye bakacak olursanız, karbon atomdan oksijen atoma doğru hareket eden protonu görebilirsiniz. Asit ve bazlar proton taşıyıcıları olduğu için ikisi de bu tepkimeye bu molekülün kendisinin tek başına yapmasındansa protonu etrafında dolaşmasını sağlayarak hızlı gerçekleşmesi için yardımcı olabilirler. Bir diğer katalitik stratejimiz ise enzimlerin kovalent bağla diğer molekülü şekillendirdikleri e, o yani şekillendirdikleri zaman oluşan kovalent katalizdir ki genelde bu kendi hedef molekülüdür. Kovalent bağların elektron paylaşan iki molekülden oluştuğunu biliyoruz. Buradaki tepkimeye bakın. Elimizde bir dekarboksilasyon tepkimemiz var. Yani karboksil grubunu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Organik kimyadan da hatırlayacağınız gibi bu tepkime karboksil ve karbondioksit grupları molekülden ayrıldığı zaman meydana gelir. Bu tepkimelerde etrafta dolaşan bir sürü elektron bulunur. Elektron taşıyıcısı dediğimiz birkaç elektrona bağlı kovalent enzimimiz varsa o zaman bu kesinlikle tepkimenin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olacaktır. Sırada elektrostatik kataliz var. DNA'nın içinde bulunduğu negatif yüklü fosfat gruplarından dolayı negatif yüklü bir polimer olduğunu biliyoruz. Eğer enzim üzerinde magnezyum gibi metal bir katyon bulundurursa bunu DNA'da bulunan negatif yükü dengelemek için kullanabiliriz ve çalışmayı da kolaylaştırabiliriz. İşte bu da DNA replikasyonunun oluşmasına izin veren enzim yani DNA polimeraz. DNA replikasyonuna yardım edebilmek için DNA'daki tüm negatif yükü yok etmenin bir yolunu bulması lazım. İşte tam burada magnezyum iyonları devreye girer. Son olarak bahsetmek istediğim katalik strateji diğerlerine göre biraz daha genel. Daha çok yakınlık ve uyum etkileriyle ilgili. Genelde enzimin yardımıyla etkileşime geçen iki molekül bir şekilde fiziksel olarak çarpışmaları e, gerektiğini anlar, bunun farkına varır. Yani bu iki molekülün bir şekilde fiziksel olarak çarpışması gerekir sonuçta. Elimizde A ve B molekülü olsun ve bu moleküller sadece birbirlerine çarptıklarında bir tepkimeye girsinler. Birçok enzim farklı iki molekülü bir araya getirebilir. İki molekülün bir araya gelip daha hızlı tepkimeye girmesi için bu tür çarpışmalar çok sık olur. Boşlukta çarpışan iki molekülün oryantasyonu da çok önemlidir. Eğer A ve B molekülü çarpışırsa ve biri baş aşağı durursa ya da doğru pozisyonda olmazsa çarpışma başarılı bir tepkime de doğru sonucu vermeyebilir. Bu durumda enzim aynı zamanda iki molekülün aynı oryantasyonla birbirine çarpmasını da sağlar. İşte bütün bunlar genel olarak enzim çarpışmasının sıklığını arttırır ve tepkimenin başarılı olmasını sağlar. Peki bu videoda biz ne öğrendik sonuçta? Öncelikle enzimin biyokimyasal tepkimelerin daha hızlı olmasına yardımcı olduğunu öğrendik. İkinci olarak enzimlerin kullandığı dört farklı katalitik stratejiden bahsettik. Proton transferine yardımcı olan asit bas katalik stratejiye değindik. Elektron transferine yardımcı olan kovalent kataliği öğrendik. Sonra yükü dengeleyen elektrostatik katalizden bahsettik. Ve son olarak tepkimeye girmesini istediğimiz iki molekülün başarılı çarpışma sıklığını arttıran yakınlık ve oryantasyon etkisinden bahsettik.